Veysel Şahin. Yeterli çoğunluk mevcut. Aramızda Sinop Yüzme İhtisas Kulübü'nün organize etmiş olduğu Durağan ve Erfilek ilçesinden öğrenciler bulunmakta. Hepinize tekrar hoş geldin diyorum. Hocalarıma da hoş geldin diyorum. Güryal Bey bu konuda buyurun Güryal. Sayın Başkan, Sayın Değerli Üyeleri, Daire Abileri, Sayın Hocalarım, sevgili kardeşlerim, hepinize saygı ve sevgiye selamlıyorum. Sayın Başkanım, bugün kürsüye her lafı ilgilenme süresi sıfatım olsa da bugün şu anda Yüzme İktisat Spor Kulübü Başkanı olarak sizlerin karşısındayım. Bizim Yüzme İktisat Spor Kulübümüz geçen sene kurulandı. Bu kuruluş toplantımıza sizler de katılarak bize onurlandırmışsınız. Çok teşekkür ediyorum tekrar ben size. Kulübümüz Gençlik Spor Bakanlığımıza bir proje sunduk Sayın Başkanım. Güzel şehir Sinop'ta yüzmek istiyorum. Adı altında bir proje sunduk. Bu projemizin kapsamında şöyleydi. Dikmen, Durağan, Boyabat, Saraydüzü ve Erfelek'ten 25'er kişilik kardeşlerimizi Gibolar Dostya kardeşlerimizi alıyoruz. Burada bir hafta onları ağırlıyoruz. Bunların içinde ağırlarken yüzme, go-kart, tekne gezileri, yelken, aquapark, piknikler, tiyatro gösterileri, sinema gösterileri. Kardeşlerimizle birlikte biz beraber oluyoruz. Tabii bize bu konuda çok büyük katkısı olan projemizi onaylayan Sayın Gençlik Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu işin Ankara ayağında projenin onaylanması konusunda çok büyük destekli olan Sayın Milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Bana göre en büyük teşekkürlerden birini de meclise teşekkür ediyorum Sayın Meclis Başkanım. Siz de bu konuda çok destekli oldunuz. Yine Gençlik Komisyon Başkanı Sayın Batakçı da bizlere destek oldu. İlk önce Boyabat'taki kardeşlerimizi aldık. Geçen hafta Saraycı'ndaki kardeşlerimiz vardı. Şu anda aramızda Durağan ve Erfilek'ten giden kardeşlerimiz var. Onlar da meclisini ziyaret edip sizlere teşekkür etmek istediler. Tabi burada Sayın Hocalarımın çok büyük katkıları var. Sayın Kazım Hocam, Ramazan Hocam ki Necdet Hocam burada mı? bana göre Sinop Spor'un en büyük duayenlerinden biri de Sayın Necdet Hocam. Bu projede çok büyük emekleri var. Ben tekrar Kulüp Başkanı Güya İki olarak Reis'e çok teşekkür ediyorum. Hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, Sinop Yüzme İhtisas Kulüp Başkanı Güryay Bey'e, antrenörlerimize, sevgili sporcularımıza, il meclislerine yapmış oldukları ziyaretten dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kulüp Başkanı, her ne kadar konuşmalarında grubumuzdan, destekten bahsetmemiş olsalar da biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak spor çalıştayında aktif görevimizi yaptık. Aktif kararlarımızı aldırdık. Yüzme 52 federasyon dalından bir koldur. Geriye kalan 51 kolu da içine alan çok ciddi önerilerimiz ve tekliflerimiz oldu. Yani Sinop'un 9 ilçesine çok ciddi katkılarda bulunduk. Bunu hayata geçirtirmeyen veya geçiremeyenlerin katkısı olmadı. Bunu belirtmek isterim. Bize düşen görev Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak yüzme dalında yapabileceğimiz destek neyse her kulübe aynı mesafede durduğumuzda yüzme ihtisasa da aynı desteklerimizi vereceğimizi beyan ederiz. İlçelerimizden gelen sevgili sporcularımıza tekrar çok teşekkür eder. Antrenörlerimize iyi çalışmalar dileriz. Güryay Bey'e de meclis ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederiz. Sayın Başkan,
geniş bir kapsamlı. Ama bu kapsam içerisinde özellikle bu meclisin son yıllarda hiçbir zaman görülmemiş kadar gençliğe ve spora büyük destekler verdiğini görüyoruz. Bunun için de çok teşekkür ederim. Yüzme İhtisas Kulübü ve yüzme ile ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Her spor önemli ama yüzme bizim şehrimize çok uygun olan, coğrafik özelliğine çok gerekli olan bir durumdur ama özellikle yüzme havuzu olmadığı için yüzmeyi tekniğine uygun olarak yapılmaması yüzmeden bahsettirmiyor birçok alanda. Bu konuda ilk teşebbüsü Sayın Batur'la birlikte Başkanımız Sayın Cengiz Tokmağı ziyaret ettik ve kendisine bu ilde bir yüzme havuzu olmasının çok önemli olduğundan bahsettik ve kendisi de teveccüh gösterdi. O zaman Gürsel Bey hemen bir proje hazırlayıp benim yanıma girdi. Ben gel dedi. Bir Ankara'ya ilk teşebbüslerimiz böyle olmuştu. Yanılmıyorum değil mi Sayın Abdullah Batur? Bu süre içerisinde gelişmeler oldu ama en büyük, bana göre de en büyük olaylardan bir tanesi meclisimizin yapmış olduğu spor çalıştayıydı. Bu benim hayal ettiğim büyük bir olaydı ve gerçekten çok önemliydi. Bana göre biraz hızlı gelişti ama sonuçta o toplantıda Gülyay Bey'i tanımış olduk o toplantıda Abdullah Batur'un sayesinde ve bu gelişmeler içerisinde de kurduğumuz kulüp içerisinde Sayın Gülyay Bey'e başkanlık teklifini yaptık arkadaşlarla, kabul ettik. İyi bir çizgide gidiyoruz ve desteklerimizle de hem dilimizde örnek olabilecek bir tarz hem de spor alanında katkıda bulacağımıza inanıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederim. Bizlere bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Bizim hayatta hiç ya da hiç kavuşamayacağımız, hiç göremeyeceğimiz şeyleri bizlere verdiniz. Bu projeye destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun.